Bahanezile. Çorapları çıkarıyoruz. Paçaları sıyırıyoruz. Paçaları sıyırmaz. Çünkü ne olur? İdranı yaparken üstüne başına sıçrayabilir. Tabi. Paçaları sıyıracaksın. Güzelce katla kardeşim. Yavaş yavaş. Tuvalete girmeden önce Allahümme inne e'ûzu bike minel hubsi vel habais Orada h hele hubfi petekse vel habais Orada yine şey var. He var. Bir de sonunda şey var pertek inni e'ûzu bike minel <laughs> khubsi vel Ya Rabbi dişi ve erkek cinlerin şeytanların şerrinden sana sığınırım diyoruz. Niye? Cinlerin şeytanların en çok barındığı yaşadığı yer neresi? Tuvaletler ve banyolar. Dikkatli olmak lazım. Tuvalete girerken sol ayak ile giriyoruz kardeşlerim. Sol ayak. Duamızı yapıyoruz. Allahümme inni e'uzu bike minel hubfi vel khabaiz. Niye kardeşim? Bak şimdi sen oradan neredesin? Melekler girmiyor oraya. Bak tuvalete melekler girmiyor. Şimdi sen diyeceksin hocam adam tuvalete girecek, günah işleyecek Ne olacak o zaman? E, ne olacağını söyleyeyim ben sana. Sen tuvaletteyken eğer günah bir iş yaparsan, banyodayken günah bir iş yaparsan senin yaptığın, senin yaptığın günah iş kadar dışarı kötü, kerih bir koku çıkar o ok çıkan kerih kötü kokudan melekler senin içeride ne nane yediğini anlar ve sana ona göre günah yazarlar kardeşim. Bunu da unutma inşallah. Şimdi kıymetli kardeşlerim ne dedik? Sol ayakla giriyoruz. Mutlaka mı mutlaka çömeliyoruz. Çömeliyoruz. Ayakta idrar etmek kesinlikle yasaktır. Ayakta idrar etmek kabir azabına sebeptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabristana girdi. İki tane kabir işaret etti. Dedi ki bu, bu, kabirde dedi bir kişi dedi ayakta idrar yapmaktan dedi azap görüyor. Ama dedi bu kabirde dedi zina yapan biri var dedi. Allah Cellece o zina edeni affedebilir. Ama lakin dedi, bu dedi ayakta idrar yapana dedi azap eder dedi. Niye? O üstüne sıçran idrarla sen Allah cellecan karşısına çıkıyorsun. Olmaz kardeşim. Oturarak yapacaksın. Bak